Ayda yılbaşı yaklaşıyor hocam. Bu yılbaşını karşılamak için hocam insanlarımız hindi ve tavuk kesiyor. Bunun günahı nedir hocam? Hindiyi kesin de bir gün sonra yiyin veya bir gün önce yiyin yılbaşında. Yani yılbaşını karşılamak için hocam. Evet, yani evet. Bizim bazı insanlar böyle yapıyor yılbaşını karşılamak için yani. Evet. Hindi ve tavuk kesiyor. Evet. Bunun peki. Günahı nedir hocam? Peki. Bunu sormak istedim. Teşekkür ederim. Oldu, sağ olun. Efendim ben de hindi seviyorum. Hindi her zaman gelmiyor. Bazen yılbaşı günlerinde hindi gelebiliyor. Canımız hindi yemek istediğinde yılbaşından önce alıyoruz, yılbaşından önce yiyoruz ve yılbaşından sonra yiyoruz. Yılbaşı gecesi özel hindi ziyafeti yapmıyorum. Niye yapmıyoruz? Çünkü başka toplumların bir geleneğine dönüşmüş o iş. Gerçi Hristiyanların Noel bayramı veyahut da işte Vaynak falan diyor onlar yurt dışında. Hazreti İsa'nın doğumu için Aralık'ın sonu 24'üne itibaren, şimdi biliyorsunuz Avrupa'nın tümünde tatil şu anda, bir hafta boyunca resmi tatil var Hazreti İsa'nın doğumundan dolayı. Evet, biz deseydik Hazreti Peygamber'in doğum gününü veya vefatını tatil yapın, Türkiye'de yer yerinden oynardı. Ben yapın demiyorum. Zaten çok tatilimiz var. Ama ben çelişki ifade etmek için söylüyorum. Hazreti İsa'nın doğum günü onlar için bir haftalık tatildir. Hristiyanlar için. Ve şu anda o tatil geçerlidir. Şu anda mağazalar, resmi daireler, okullar hepsi tatil ve kapalı şu anda. Efendim, o tatilde onları ululamak dinen haramdır. O bir kültür, o bir din. Ben başkasının dinini taklit etmem. Men teşebbeh bi kavmin fehuve minhum. Bir kavme benzetmek isteyen onlardandır. Ben Müslümanım, Hanifim. İbrahim Aleyhisselam'ın temelinde bulunan, Resulullah'ın belirlemiş olduğu, ona gelen vahiy olan İslam dinine tabiyim, dinimden memnunum. Başkasının dinine de çamur atmam hayatım boyunca olmamıştı. Bakın 10 yıldır ekranlardayım. Hiç kimsenin dinini efendim hakaret etmemişizdir. Ama eksikleri, yanlışları söylemişizdir. Yine usul ve ölçü dairesi içerisinde söylemişizdir. Hakaret etmeden, aşağılamadan, küçümsemeden. Ama benim dinim budur. Ben o dinimden memnunum. Herkesin de benim dinime girmesini isterim. Benim varlık sebebim odur zaten yani. Yılbaşı ise daha çok bir kültür haline gelmiş artık her yerde. Takvim yılı olduğu için. Onu birdenbire Hazreti İsa'nın doğumuyla şekillendirmek doğru değil. Ben Hazreti İsa'nın doğum gününü kendi ölçülerimde kutlarım da. Allah'ım o büyük peygambere selam olsun derim. Dua ederim ona. Hazreti İsa kendi doğum gününde efendim şarapların içilmesine falan müsaade eder miydi? Olur mu öyle bir şey? O bir peygamber. Yanlış bir şeye müsaade eder mi? Onun için onlara benzemeyi, bizim dışımızdaki kültürlere, inançlara benzemeyi anımsatacak her şeyden vazgeçelim. Uzak duralım. Tavuğunuzu, hindinizi gündüz yersiniz. İlla hem geceleyin yani öyle bir hava oluşturmak doğru değildir. Biz bize benzeyelim. Onlar bizim bayramlarımızı nasıl kutlamıyorlarsa, bir kurban, bir Ramazan bayramında bir Hristiyan ailenin saygı gösteriyorlar. Avrupa'da var şimdi, o biliyorum. Ama onlar kutlamıyorlar, biz de kutlamayacağız. Dediğim gibi bir hindi yemek ile niyet çok önemli. Bakın niyet çok önemli. O gece sen tavuğunu yiyorsun, niyetin yılbaşı kutlamak değil. Hiçbir sakıncası yok. Tavuk niye yenmesin? Yani o gün tavuk haram hale gelmez ki. Niyet orada çok önemli. Niyetimiz iyi olduktan sonra bir problem oluşmaz.